Hocam kolay gelsin. Çalışmalarımız devam ediyor. Evet, geçen hafta deplasmandaydık. Evet, dilek düşünceleri, yorumları önce sizden alalım. Daha sonra önümüzde yoğun bir hafta var. Onlara da bizlere açıklarsanız, taraftarımıza açıklarsanız seviniriz. Çok teşekkür ederiz. Buyurun hocam. Evet, geçen haftayla ilgili Alanya Spor deplasmanındaydık. Alanya 1922 deplasmanında. İstemediğimiz bir sonuç aldık. Birazcık hava şartları bizi olumsuz etkiledi. Biz burada 8 derecelerden birden 30 derecenin içine bir maç oynamak zorunda kaldık. O da bizi olumsuz olarak etkilediğini düşünüyorum. İstediğimiz oyunu, istediğimiz mücadeleyi sergileyemedik. Liginde ilk mağlubiyetini aldık. Ama bunlar olacak ve lig uzun. Uzun süreçte düşündüğümüzde beraberlik de olacak, mağlubiyet de olacak, galibiyet de olacak. Önemli olan buradan ders çıkartabilmek. Yenildiğin maçtan sonra bile ders çıkartabiliyorsan zaten bir şeyleri başarmış demeksindir. Biz bu yönde gideceğiz. Bu inandığımız bu doğrultuda gideceğiz. Bu maçla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Önümüzde Çorlu, içeride Çorlu ile oynayacağız. Çorlu Spor bu ligin en iddialı takımlarından birini kurmuş. En bütçe olarak en yüksek bütçe harcayan bir kulüp. Ama ilk kafadan başladığı gibi, istediği gibi başlayamadılar. Son iki haftada bir 2-2 yaptılar ve bir hoca değişikliğine gittiler. Yani istedikleri gibi başlayaması da toparlanmış bir Çorlu Spor ve ligin en iddialı takımlarından biriyle oynayacağız. Kolay bir maç olmayacak. Müsabaka sert geçeceğine inanıyoruz ama biz de içeride en iyi şekilde onlara cevap vereceğimize inanıyoruz. Onun akabinde baktığımızda çok sıkışık bir programımız var. Şimdi bugün itibariyle akşam saatlerinde bir otobüs yolculuğumuz olacak. O da bizi biraz yoracak. Otobüsle mi gideceğiz? Evet, kupa bizi biraz yoracak. Şöyle yani çok ters bir deplasman çektik şansa. İçeride de çekebilirdik ama kura şansı. Yani pazar günü maçı oynadık. Cumartesi, pazar günü hemen geldik. Bir gün idman. Akşamında hemen yolculuğa gireceğiz. Tekrar geleceğiz. Perşembe bir gün idman yapacağız. Bir gün ter idmanı derken diğer hafta sonu maça çıkacağız. İnşallah bu süreci de en iyi şekilde geçireceğimize inanıyorum. Biraz altyapıdan 19'dan oyuncu, 4 oyuncu ilave ettik kadromuza. Onlara da şans vermeyi düşünüyoruz. İnşallah onlar da en iyi şekilde üzerine düşeni yapıp dediğim gibi başarılı bir sonuç alıp önümüze bakacağız. Sayın hocam, bu altyapıdaki çocuklar isimlerini alabilir miyiz? Yani ne kadar? Muhammed yani, Başparmak sporcu kardeşimiz geldi. Muhammed Başparmak, Enes Tonyalı kardeşimiz geldi. Onur kardeşimiz geldi, Onur Çelik. Ve bir de Serhat kardeşimiz geldi. 4 tane sporcu eleva ettik. 4 tane 16 kişiyle gideceğiz zaten plasmana. Dediğim gibi bu şekilde savaşıp elimizden geleni yapıp evimize dönüp evimizdeki maça 2-3 günlük içerisinde hazırlanıp tekrar yolumuza bakacağız. Peki lig ve kupa için ayrıca altyapının haricinde sakat olan, kırmızı kartı olan ya genel olarak oyuncularımızı yani yorgun olan, üst üste maç oynayan, 7 maçtır üst üste oynayan sporcularımız var. Bunların çoğunluğu %70'i, %80'ini dinlendireceğiz zaten bu hafta. Mecbur öyle yapmak zorundayız. Çünkü o tempoya ve bu sıkışıklığa sakatlık verebiliriz diye düşünüyoruz. Yani devamında ettiğimiz, 7 maçlık devam ettiğimiz bir 11'den %75-80'ini değerlendirmeyeceğiz bu maç. %80-90'dan yakın. Dediğim gibi sporcularımız hepsi bizim için değerli. Hepsi en iyi şekilde pazar sporu ve bizleri temsil edeceğine kimsenin şüphesi olmasın. Elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi evet, pazar spor cumartesi günü maçı, daha sonra hafta içerisinde evet, kupa maçı hemen dönecekler ve lig maçları yoğun bir tempo. Evet, lig maratonu uzun. Hocamızdan da dinlediğiniz gibi tabii ki 7 maçlık serimiz geçen hafta sona erdi ama futbolda bu her şey oluyor. Evet, yenmek de var, yenilmek de var. Pırıl pırıl gençlerimiz, dinamik, inançlı ve umut dolu olan gençlerimiz evet, mücadeleye devam ediyor. Evet, şu anda gördüğünüz gibi bazı hafif sakatlıklar da var. Hocamız dediği gibi evet, kupa maçında geçen kupada olduğu gibi daha çok altyapı ağırlıklı evet, bir kadroyla çıkacağını açıkladı. Şu anda gördüğünüz gibi evet, pırıl pırıl gençlerimiz, evet, Pazarspor'un gençleri ve abileri birlikte çalışıyorlar. Evet, Pazarspor'u yalnız bırakmayalım. Evet, kederde de, tasarda da, evet, galibiyette, beraberlikte, mağlubiyette hep yanında olan diyoruz. Ayrıntıları evet, gündempazar.net'ten takip edebileceğiniz gibi yine Pazarspor
alanya.org.tr'de güncellendi. Oradan da takip edebilirsiniz. Yine Pazarspor'un Facebook adresi var. Oradan ve yine Instagram, Pazarspor'un Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Evet, Pazarspor'a yenilse de yense de beraber kalsa da destek verelim. Çünkü bu pazar bizim, Pazarspor bizim diyoruz.